أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. Değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. Salı günü Ramazan. Ramazan-ı Şerifiniz de mübarek olsun inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın yaklaştığı bir zamanda kendi arkadaşlarını, Müslümanları uyarmıştı. Ve şöyle buyurmuştu. Geçen hafta bir kısmını işlemiştik. Şimdi hatırlayıp kaldığımız yerden devam edelim. Ama bunu dinlerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neyi amaçladığını da düşünmek lazım. Ramazan gelmeden insanları Ramazan'a hazırlıyor. Çünkü Ramazan öyle bir değer ki kıymetini bilen için, öyle bir değer ki kaç yaşındasın mesela? 50 yaşındasın. 35 yıllık günahın var. Sevabın da var tabii ki ama 35 yıllık günahı sıfıra indirecek bir potansiyele sahip olarak geliyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaten insanlar bunun farkında olsun diye Ramazan'dan önce şöyle buyuruyor. Diyor ki, ey Müslümanlar, büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu İçinde 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bulunduğu bir aydır. Bu ay Allah'ın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı mübarek bir aydır. Bu ayda kim bir hayır işlerse başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Bir farzı eda eden de başka zamanlarda 70 farzı eda eden gibi sevap kazanır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay ihsan ve yardımlaşma ayıdır. Bu ay müminin rızıklarının bereketlendiği bir aydır. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun için günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslümanın aldığı sevaptan hiçbir şey eksilmeksizin onun kazandığı kadar da sevap kazanır. Sahabe-i kiram hayran hayran bu sözleri dinleyince içlerinden birisi dedi ki, ya Resulallah, bizim hepimizin bir oruçluyu iftar ettirecek imkanı yok. Ne yapalım? Dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allahu Teala bu sevabı bir oruçluyu bir hurma veya bir yudum su ya da bir içim süt ile iftar ettirene de verir. Bu ay evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Öncesi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, ortası Allahu Teala'nın insanı bağışlaması, sonu da cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Kim bu ayda emri altındakilerin yükünü hafifletirse Allah onu bağışlar ve cehennemden azat eder. Bu ayda 4 şeyi çok yapınız. Bunların ikisiyle Rabbinizi hoşnut edersiniz. İkisinden de zaten uzak kalamazsınız. Rabbinizi hoşnut edeceğiniz 2 şeyi size söyleyeyim. La ilahe illallah diyerek Allah'ın birliğine şehadet etmeniz ve Allah'tan bağışlanma dilemenizdir. Uzak kalamayacağınız öteki 2 şeye gelince
Onlar da Allah'tan cenneti isteyip cehennemden kurtulmayı dilemenizdir. Kim bir oruçluyu doyuracak olursa Allah onu benim havuzumdan sulayacak, o da cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hutbe irad etmiş Ramazan'dan hemen önce. Buradan görüyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam gözle görülmeyen bir hazinenin geldiğini insanlara haber veriyor. Gözle görülmeyen hazine, farkına varamadığımız şey arkadaşlar. Bir kıssa anlatılır. Biz darb-ı mesel diyelim arkadaşlar buna. Menkıbe diyelim daha doğrusu. Menkıbelerde olayın olup olmadığı çok önemli değildir. Orada verilmek istenen bir mesaj vardır. O mesajı almak önemlidir. Hadi adam biri yatağında yatarken yukarıdan birisi gelmiş danda geziyor falan. Menkıbe. Ne yapıyorsun sen damda demiş gecenin bu saatinde. O da demiş kervan geçecek. Yani kervan geçecek, ben de onları bekliyorum. Bir adam damda kervan beklenir mi? Niye demiş sen sıcak yatağında cennet istiyorsun da ben damda kervan beklemişim çok mu? Yani buradan böyle bir olay olmuştur olmamıştır hiç önemli değil. Burada vermek istenen mesaj önemli. Onun için olay anlatmak için bunu söyledim. Şimdi Ramazan'ın değer ve kıymetini anlayabilmek için bir menkıbe anlatıyorum. Ama bu din Allah'a değil. Yani mesaj anlamında söylüyoruz. Yani bu menkıbeyi olmuştur gibi gidip başka yerlerde anlatmayın. Zülkarneyn aleyhisselam hakkında bir şey anlatılır, bir menkıbe anlatılır. Yanlış hatırlamıyorsam Mesnevi'de geçer bir menkıbe. Zülkarneyn aleyhisselam ordusunu işte gece yürütüyor. Gece yürüyorlar, zifiri karanlık ve taşlık bir araziden geçiyorlar. Arkasında ordusu. Zülkarneyn aleyhisselam demiş ki şu ayağınıza değen şeyler var ya, taşlar, onlar taş değil altın demiş. Daha önce de konuşmuştuk, hiç unutamıyorum böyle hayatımda iz bırakan şeyler. Belki tekrar tekrar oluyor ama hakkınızı helal edin. Tekrar hatırlayalım. Tabii kimisi işte belki içinden ya bizim komutan kafayı yedi demiştir. Kimisi ya bir deneyelim ya, bir bakalım olur mu olur, bir tane taşa bakalım doğru mu çıkacak demiş. Kimisi hayvanının heybesini doldurmuş. Kimisi de cebini, döşünü, artık doldurabileceğini, elini, avcunu, her şeyi doldurmuş. Sabah uyandık, yani sabah olup güneş doğunca hakikaten onların altın olduğu ortaya çıkmış. Bu sefer herkes pişman olmuş. Bak alan da almayan da pişman olmuş. Alan keşke biraz daha alabilseydim diye pişman olmuş. Almayan da ya keşke şunlar hiç değilse şunu heybelerimi doldursaydım diye pişman olmuş. Bu menkıbe. İşin hakikati de şudur. Resulullah aleyhissalatü vesselam bize bir şey söylüyor. Diyor ki Ramazan geliyor. Allah sizi affedecek diyor. Bir fakiri doyur, Allah seni affedecek diyor. Teravih namazını kıl, Allah seni affedecek diyor. Kadir gecesini yakalamaya çalış, yakalarsan Allah seni affedecek diyor. İşçine genişlik ver, yani müsaade et onlara, biraz müsamahalı ol, Ramazan'da açlar, çok verimli olamayabilirler. Genişlik göster onlara, Allah seni affedecek diyor. İşte Ramazan'ın kendisi, orucun kendisi zaten günahlar affettirecek diyor. Oho, kimisi diyor ki oho hoca bedavadan cennet dağıtıyor falan diyor. Ya da ben de söylemiyorum, hadis okuyorum. Kimisi ya bu kadar da olmaz canım diyor. Kimisi bir yapalım ya bir bakalım belki de olur. Bakarsın tutar diyor. Kimisi de yürekten inanıyor ve yapıyor. Kıyamet sabahında hepimiz göreceğiz. Onlar taş mıymış, altın mıymış? İşte bugünden biz birbirimizi uyaralım. Onlar taş değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şeyler altın. Oruç bir altın. Kadir gecesi muhteşem bir altın. İnsanları doyurmak bir altın. Zekat bir altın. Fitre bir altın. Zikir o aylarda bir altın. Efendimiz dedi ya. Nafile yaparsan sanki farzı yapmış gibi sevap kazanacaksın.
Bir farz yapsan 70 katıyla karşılık görecek. Bak bunlar hepsi birer altın, manevi altınlar ama görünmüyor. Kıyamet sabahında görünür hale gelecek amel defterlerimizde bunlar. Efendimizin insanları uyarmaya çalıştığını, bir an uyandırmaya çalıştığını anlayalım arkadaşlar. Ya günahımızı dert etmiyor muyuz? Ben anlamıyorum ya. Günahımızı dert etmiyor muyuz ya? Özellikle değerli kardeşim, lütfen özür diliyorum, ellerinden öpüyorum. 60 yaş ve üzeri kardeşlerim varsa, onlar hayatın ne kadar boş olduğunu bizden 100 kat daha iyi anlıyorlar. Günahlarla geçmiş bir ömür var arkamızda. İşte Efendimiz de diyor ki, Müslümanlar dikkatli olun, Ramazan geliyor diyor. Ya kimsenin gündeminde değil, kimsenin umurunda değil ya. Öncesinde bir hazırlık yapmamız gerekmez miydi arkadaşlar? Ramazan için. Ön hazırlığı yapılmayan hangi iş vardır söyle? İş yerinizde bir ön hazırlık yapmıyor musunuz? İmalatçı arkadaşlar. Müşteriniz için bir ön hazırlık yapmıyor musunuz? Bir numune yapmıyor musunuz? Bu numuneyi yaparken oradaki elemanlarınız aslında bunun nasıl yapılacağını öğrenmiyorlar mı? Öğreniyorlar. Ramazan'da niye aynı şey yapılmıyor? Hadi, kimseye borçlu değilsiniz ama biz birbirimizi seviyorsak birbirimizi uyarmak zorundayız. Eğer birbirimizi seviyorsak birbirimizi uyarmak zorundayız. Bir ön hazırlığı olması lazım. Kaldı 4 gün. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. 5. gün oruçluyuz. 4 gün kaldı. Dikkat edin, Ramazan'a 4 gün kaldı. Hiç değilse bu süre içerisinde bir ön hazırlık. En azından psikolojik olarak o işe, oraya hazırlanalım. Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu ayda kelime-i tevhidi, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah zikrini çok çekin. Estağfirullah, Allah'ım beni bağışla anlamında istiğfarı bol çekin. Çok zikir çekin. Huzeyfe radıyallahu anh gelmiş. Demiş ki ya Resulallah, ben öfkeli bir adamım. Ev halkımı kırıp döküyorum. Üzüyorum onları. Bağırıyorum, çağırıyorum onlara. Huzeyfe radıyallahu anh büyük sahabelerden. Bu dilim beni helak edecek ya Resulallah. Ben bunun yüzünden, şu dilimin yüzünden cehenneme gideceğim demiş. Efendimiz de demiş ki sen o zaman istiğfarı niye yapmıyorsun o zaman demiş. İstiğfar nerede o zaman demiş. İstiğfar, estağfirullahilazim, tövbe ya Rabbi, Allah'ım beni bağışla. Hani pişmanlık duyma duygun nerede o zaman senin demiş. Biz bunları konuşunca istiğfar çek çek git aynısını yap. İstiğfar çekmeyince daha çok yapıyorsun. İstiğfar çek, hiç değilse oranı düşürelim. Bir diğer ikisini ne demişti? En son burada kalmıştı. Allah'tan cenneti isteyin, cehennemden uzak durun. Uzak durmak için Allah'tan Allah'a dua edin. Yani cehennemden kurtulmak için dua edin ki bundan da geri kalamazsınız, duramazsınız. Zaten mecbursunuz anlamında. Ne yapacağız? Allah'ın cennetin nasibiyle, Allah'ın cehennemden muhafaza ile şeklinde. Değerli kardeşim, yukarıda boş yer var mı? Var mı? Efendim? Nihat abi, lütfen giren içeri arkadaşları daha alman, olur mu? Çünkü onların sağlığı açısından da 3 tane abimiz var, onlar ayakta kalmasınlar. Şöyle içeriye var mı arkadaşlar bir yer? Var mı buralar? Bir kişi abi buraya gelsin lütfen. Bir kişi de bak şu arkaya, orada var mı bilmiyorum. Bir kişi de buraya gelsin lütfen. Abi siz böyle, şu kürsünün buraya doğru gelin. Bir kişi böyle, böyle buyurun abi. Abi sen de şöyle hutbenin önüne doğru geç de orada seninle yer değişiriz. Şu anda ben yokum orada. Şöyle. Tamam. Şöyle ön tarafa doğru gel. Değerli kardeşlerim, içeriler dolduysa bakın hastalık ciddi anlamda ilerliyor. Kesinlikle içeriye kimseyi almayın. Hem onun sağlığı açısından hem kendi sağlığınız açısından. Evet. O zaman şöyle söylüyoruz. Ne diyoruz? Ramazan çok büyük bir fırsattır. Fırsatlar kaçmadan değerlendirilmelidir.
fırsat dediğimiz şey her zaman ortaya çıkmaz. Ara sıra ortaya çıkar ve ansızın kaybolur. Bunun için büyüklerimiz derlerdi ki evladım akarken doldur, her zaman akmaz bu. Yani büyükler tecrübeli olduğu için fırsatı kaçırma derlerdi. İşte Ramazan bir fırsattır. Fırsatlarda vakitlidir, sınırlıdır, kaçar. Bunun için fırsatı kaçırmayalım. Kıymetini bilenler bu fırsatı değerlendirirler. Ama bugün dediğimiz gibi çok az kardeşimiz bunun farkında. Farkında olanlar bunun için önceden hazırlık yaparlar. Planlarını, programlarını, işlerini, iş tempolarını ona göre ayarlarlar. Çünkü farkındadır o. Allah mübarek etsin. Ramazan'a ulaşamayan birçok insanın Fatiha'sını okuduk, okumaya devam ediyoruz. Dün de yine bir mesaj geldi. Yine tanıdığımız birisinin vefat haberini almış oldum. Sizler de mutlaka her gün bir vefat haberi alıyorsunuz çevrenizde. Ölüm uzak değil insan. Bunu yani şu anda kürsüdeyiz. Konuşacak bir şey bulamıyoruz da işte konuşalım. Bunun için söylemiyoruz. Resulullah Aleyhisselam diyor ki aleyhissalatü vesselam. Cennette cehennemde size ayakkabınızın bağı kadar yakındır. Ne kadar ayakkabımızın bağı? Eğiliriz, bağlarız. Bu kadar. Ecel gelir, tık anında cehennemdesin. 3 saniye sonra öldüğünde zebanilerle karşı karşıya gelebilirsin. Bu kadar yakın cehennem. Cennet de aynı şekilde. Anında kalp krizi geldi. 15 saniye sonra ya da 10-15 dakika can çekişiyorsun. Bir bakıyorsun cennettesin. Bu kadar yakındır. Şu dünyanın geçiciliğini bir türlü anlayamadık. Herkes dünyaya talip. Dünyaya da talip olalım. Ama kulluğumuzu, arkadaşlar kulluğumuzu aksatmayalım. Aksatma kardeşim şu 5 vakit namazını. Allah-u Teala'ya yüzümüz olsun. Ramazan deyince kulluğun en hayırlı azı takvanın kuşanıldığı ay gelir aklımıza. Takva mesela Allah'tan korkmak demektir. Allah'a saygı duymak, günahlardan sakınmak demektir arkadaşlar. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا اُلُوا الْاَلْبَابِ. Azık hazırlayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, aklını yitirmemiş olanlar, fıtratını bozmamış olanlar, Allah'tan korkup sakının, yani takvalı olun. Ne diyor? Allah Celle Celaluhu bunu bize söylüyor. Diyor ki kullarım azık ile hazırlanın. Yeni nesle söyleyelim. Azık nedir? Bir insan yolculuğa çıkarken, hayvanlarını otlatmak için dağa giderken, tarlasını, bağını, bahçesini sürmeye giderken, evinden uzaklaşacağı için yanında su, yiyecek ve kendisine ihtiyacı olan şeyleri bir torbanın, bir heybenin içine koyar, alır götürür. Buna azık diyoruz. Ta ki evine dönünceye kadar. Allah da bize diyor ki azık hazırlayın. Yolunuz çok uzun. Yolunuz çok uzun. Azık hazırlayın. Ondan sonra ne hazırlayalım ya Rabbi dediğimiz zaman heybenin içine ne koyalım? Diyor ki seccadeni koy. Takvayı koy. Takva ne? Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak, günahlardan sakınmak, dolayısıyla günahtan sakınan farzları ifa eden kimseye diyoruz. Ahiret yolculuğu için hazırlık yapın. İşte Allah Celle Celaluhu bunu talep ediyor. Ramazan eşittir takva. Nedir? Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettehun. Diyor ki ey iman edenler, oruç sadece size farz kılınmadı. Yani oruç tutan bir tek siz değilsiniz. Tutanlar kibirlenmesine gerek yok. Tutmayanlar da kendilerine bahane üretmesinler. Oruç sizden öncekilere de farz kılındı. Allah onlardan da orucu istedi. Ve arkasından diyor ki umulur ki oruç ile takvaya ulaşırsınız. Yani Allah'tan korkar bir seviyeye ulaşırsınız. De bu da demektir ki arkadaşlar kulluğun provasıdır.
Ramazan kulluğumuzun provasıdır. Ramazan, Allah'ın insanlığa en büyük ikramı, nimeti ve hidayet kılavuzu olarak indirdiği Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Ramazan'ı Ramazan yapan şey Kur'an'ın bu ayda inmesidir. Kadir gecesini Ramazan içerisinde en değerli yapan şey o gecede inmesidir. Yani arkadaşlar, niye işte Şevval, Zilkade, Zilhicce, Recep, Şaban değil de Ramazan? Recep, Şaban da Ramazan'dan alıyor şerefini. Çünkü ondan önceki iki ay hazırlık süreci olduğu için. Niye Ramazan diye soruyoruz. Ya ne özelliği var? Allah da diyor ki bu ayda Kur'an indi, o yüzden çok değerli bu ay. Kadir gecesi o gece indiği için. Yani bir Kur'an, ya Kur'an ayda indiği için çok değerli oluyor o ay. Gecede indiği için bin aydan daha hayırlı oluyor. Bir Müslümanın kalbine Kur'an inerse, Allah ona hidayet nasip ederse, namaza başlarsa, Kur'an'a başlarsa, çocuğumuz hafız olursa, biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenirsek mesela ne kadar değerleniyoruz Allah katında, siz düşünün. Diyor ki bin aydan daha hayırlı. Bin geceden değil, bin aydan. Bu da arkadaşlar en az 30 bin gece yapar. Allah katında bu kadar değerleniyor insan. Dolayısıyla Ramazan ayı Kur'an ayı. Kur'an ayı kardeşler, Kur'an. Kur'an-ı Kerim bilenler en az 5 sayfa okuyacak, yavaş yavaş okuyanlar. En az 5 sayfa, şimdiden başla. Kur'an'ı orta derecede okuyorum, işte bir cüz bana ağır gelir, 10 sayfa, düşmeyeceksin aşağıya. Normal, güzel, fena değil Kur'an'ı okuyoruz, en az bir cüz. En az bir cüz okuyacaksın kardeşim. Neyle cenneti kazanacaksın? Ben bilmiyorum hocam. O zaman sen de açıp dinleyeceksin o zaman. Teknolojinin nimetlerinden faydalanacaksın. Dinleyeceksin ve mealiyle beraber onun günlük yarım saat dinleyeceğim diyeceksin. Tak kulaklığı, dinle. Metrobüste gelip giderken dinle. Serviste gelip giderken dinle. İş yerinde kulaklıkla dinlemek çok hoş olmaz. Bir şekilde kendine bul. Onu dinleyecek fırsatı kendin için üret. Feraset ve basireti elde etmenin ayıdır Ramazan. Çünkü Allah Celle Celaluhu Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânu hudellinnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkân. Sadakallâhul azîm. Diyor ki Ramazan ayı ki o ayda insanlar için hidayet kaynağı olan ve hak ile batılı birbirinden fark ettirip ayıran Ramazan, Kur'an o ayda inmiştir. Furkan ismi. Hakkı batıldan ayıran. Faruk da aynı kökten gelir. Fark ettiren, ayıran. Anlaşıldı mı şimdi biz hakla batılı niye seçemiyoruz? Gök, yani alnımız secdede olduğu halde kalbimiz neden küfür ehliyle beraber? Ben anlamıyorum gerçekten. Ama şimdi anladık. Niye biliyor musunuz? Çünkü diyor ki Ramazan şundan dolayı kıymetlidir. Hakkı batılı ayıran Kur'an o gecede inmiştir. Dolayısıyla bir insan Kur'an'ın gözlüğüyle bakmazsa hayata, hakla batılı birbirine karıştırır. Medyadan beslenir mesela. Her akşam haberlerde bir şey seyrediyor. Beyin yıkama olayı. Dünya kadar sosyal medya üzerinden beyin yıkama operasyonu. Bir sürü gerekli, gereksiz dünya kadar haber var. Artık bunları kim organize ediyorsa dünya çapında, onlar ne isterse biz onları düşünüyor ve onları konuşuyoruz. Ve kendi hayatımızı yaşadığımızı zannediyoruz. Oho, kıyamet sabahında bir kalkacağız ki. Ne kadar kaldın dünyada? Herhalde yarım gün falan. Yok yok, kuşluk vakti ne kadar falan kaldık diyeceğiz. Bu kadar kısa bir hayatı biz böyle sosyal medya, haberler, futbol, bilmem ne falan. Ömür geçiyor canım yediğim güzel kardeşim. Ömür ömür. Ömür geçiyor ya. Sermaye bu, sermaye. Dükkanında bak ışıkları açık görüyorsun. Hemen usta başına diyor ki kapattır oğlum şunları diyorsun mesela. Evladım kapattır şunları diye boşu boşuna yani. Bazı iş yerleri sırf bunun için, sermayesini korumak için. Sen gezeceksin, yere fermuar mı düştü onu kaldırtacaksın. Işıklar mı açık kapattıracaksın. Musluklar mı açık kalmış büyük firmalar. Adam israfı engellemek için bir tane adam tutuyor. Doğru mu? Adamın yaptığı doğru. Çünkü o adam
3 katı maaşını zaten kazandırıyor ona. Çünkü adam biliyor ki bu bir sermaye. Ömür sermaye değil mi arkadaşlar? Ömür de sermaye. Ama akıp gidiyor zaman. Hakkı batılı ne zaman ayırır insan? Kur'an'a göre ayırır. Allah'ın hak dediği haktır, batıl dediği batıldır. Bugün birçok meseleyi şimdi konuşsak, haftaya beni göremezsiniz burada. Anında alırlar beni. Çünkü beni şurada oturan Müslüman şikayet eder. Şurada. Başka yere gitmeye gerek yok. Çünkü hakla batılı göremeyecek kadar basiretimiz kapalı. Çünkü biz Kur'an okumuyoruz. Çünkü Kur'an'la hemhal olmuyoruz. Allah'ın dediğine alternatif sunuyorlar. Müslüman gidip onu tercih ediyor. Sen nasıl Müslümansın? Müslüman buna göre düşünmek zorundadır. Ha, becerip yaparız, yapamayız. İyi Müslüman olabiliriz, olamayız. Ayrı bir şey. Ama en azından Allah'ın dediği doğrudur. Demek zorunda ya Müslüman. Bunun için Allah diyor ki Ramazan işte bu vasfı size kazandırır. Neyle kazanır? Müslümanlar Kur'an okumasa nasıl kazanacak? Nasıl kazanacak ki? Yine kazanmayacak. Ve bugün arkadaşlar Müslümanlar materyalist, maddeci kafayla hayata bakar olurlar. Her şey madde, her şey madde. Ya Allah'a duayı nerede bıraktık? Allah-u Teala'nın bizi desteklediğini nerede bıraktık? Nerede bıraktık? Hazreti Ömer radıyallahu anha ordudan elçi geliyor. Müfettişler. Yani bir türlü fetih nasip olmuyor. Hazreti Ömer diyor ki müfettişleri gönderiyor. Ya gidin bakın bu orduda ne var? Adam istiyorlar belki. Diyor ki biz hiçbir zaman adamın çokluğuyla savaş kazanmadık. Bu orduda bir sıkıntı var diyor. Gidin bakın. Eksiklik ne ona göre? Komutanlarına şunu söylüyor. Bu eksikliğe döneceğim. Diyor ki biz hiçbir zaman adam çokluğuyla, sayı çokluğuyla savaş kazanmadık. Biz Müslüman olduğumuz için günahlardan uzak dururuz. Allah da bize yardım eder ve galip geliriz. Ama diyor siz günah işlemeye devam ederseniz kafirlerle sizin aranızda hiçbir fark kalmaz. Allah da size yardım etmez. Siz de galip gelemezsiniz. Müfettişlerini gönderecek. Müfettişler raporu getirecekler Hazreti Ömer'e. Ne yapıyorlar? Ordunun içinde bir günah var mı? Yok diyor, herhangi bir günah var. Yok yani, herhangi bir günah yok. Yani gece namazı kılanlar var. Namazlarını düzenli kılıyorlar. Haram işlenmiyor. İşte oruç tutanlar çok. Ama diyor bir eksiklik fark ettik sanki. Nedir o? Diyor ordunun içinde misvak kullanımı çok az diyor mesela. Misvak kullanımı. Hazreti Ömer radıyallahu anh develerle orduya misvak gönderiyor. Bugünkü mantıkla açıklayabilir misiniz siz bunu? Ya Allah aşkına bugün bir devlet başkanı orduya misvak gönderse ne olur ya? Ya ben bir soru soruyorum size. Sarıkla namaz kıldı diye ordudan atılan bir insandan bahsediyorsun. La havle ve la kuvvete illa billah. Hasbunallah. Ramazan içerisinde Kadir gecesinin bulunduğu bir aydır. Kadir gecesi için Allah Celle Celaluhu çocukluğumuzdan beri ezberlediğimiz 1000 aydan hayırlıdır diyor. Bakın 1000 günden ya da bir geceden, 1000 geceden, 1000 aydan. Ben buraya bak not aldım buraya. Şöyle 1000 işte bölü 12. 12 aya bölüyorum 1000 ayı. 83 yıl 3.33 falan filan devam ediyor işte. 83 yıllık bir ömrü kazandıracak ki Allah da 1000 ay demiyor, 1000 aydan daha fazla diyor. Ya Allah aşkına şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Hakikaten bilsek ki 83 yıl kazandıracak bu. Ya biliyoruz ama yüreğimize bunu kabul ettirmiş. Kaç tane kişi var? Ben dahil. Bak kendimi de içine koyuyorum. Kaç kişi var? O zaman 27 oradan, 4 de buradan Kadir gecesine işte 30-31 gün var.
Ben o güne kadar bir hazırlık Kadir Gecesi'ne yapmalıyım. Acaba şu, mesela 1000 kişi olacağız namaz vaktinde burada, 1000 kişiden daha fazla. Acaba 5 kişi çıkar mı bunun planını şimdiden yapan? Bak 5 kişi diyor. Hani inanıyoruz ve siz Müslümanlar olarak sizler, Allah sizden razı olsun. Bak cumaya gelebilen insanlarsınız. Çoğunluğunuz 5 vakit namazı kılıyor. Kılamayanlar da en azından İslami düşünceye sahip olduğuna inanıyoruz. Müslümanlar. Yani halkın şuurlu, İslami anlamda şuurlu kesimisiniz siz. O yüzden söylüyorum size. Var mı bir plan? Yok. Peki bir hocamız anlatmıştı. Benim de çok hoşuma gitmişti. Böyle bir yere gittik. Namaz kıldık. Namazdan sonra hocamız da kalktı ayağa. Namazla ilgili yatsı namazıydı. Belki insanlar da hemen gitmek istiyor. Kalktı, o konuşunca herkes de sustu, dinledi. Aslında herkes de böyle bir şey bekliyormuş aslında. Anlattı, namazdan bahsetti, sünnetten bahsetti falan. Sabah namazından bahsetti mesela. Dedi ki, Efendimizin bir hadis-i şerif var. Yani insanlara böyle bir kurban kesersin de böyle bir kemik parçası, yani üzerinde çok az et olan bir kemik dağıtılacak olsa insanların hepsi buraya gelir diye bir hadis-i şerif var. Dedi ki, o da güncelledi bunu, dedi ki Allah aşkına dedi, deseler ki sabah namazında çeyrek altın dağıtılıyor camide. Neler olur? Neler olur? Ya ben önce kendimi koyuyorum. Söylediklerimin en başına kendimi koyuyorum. Sakın kimseye söyledim. Önce kendin hepsini. Neler olur söyleyelim. Evde hanım, hanım var ya hani bizim hanımız. Kendisi namaz kılmıyor olsa bile gece 4'te bizi uyandırır. Biz de uyanırız. Hadi çocuklar hadi nereye? Namaza gidiyor. Da baba ne namaz? Oğlum çeyrek altın hatırlıyor. Gel bakalım. Gelini de getir, karnındaki çocuğu için de alalım bir tane. Bunları yaşarız. Evet gülüyoruz ama bunlar gerçek. O zaman eşittir. 2 artı 2 eşittir diyor ya öğretmen. O zaman biz de diyoruz ki eşittir. Sabah namazı çok kıymetlidir diye inanıyorum diyen arkadaş. Pek inandırıcı gelmiyor artık bu bana. Senin sözün ya da bizim sözümüz. Çünkü sen, çünkü biz çeyrek altına iman ettiğimiz kadar sabah namazının faziletine iman etmiyoruz demek ki. Bir ordu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde, o zaman şöyle anlatalım. Efendimiz döneminde bir ordu Efendimiz gönderiyor. Ordu çok kısa zaman içerisinde manevra yapıyor, yerine ulaşıyor, düşmanını alt ediyor ve çok büyük bir ganimetle, çok az hasarla, çok az bir sermaye, çok büyük bir ganimet elde edip dönüyor. Sahabe-i kiram diyor ki ya Resulallah, yani biz bu kadar kıvrak, bu kadar kısa zamanda böyle büyük bir ganimetle, kazançla geri dönen dünya malı arkadaşı ganimet. Bir ordu görmedik biz. Efendimiz de diyor ki oho, görmediniz mi siz? Ben size ondan daha büyük bir ganimeti haber vereyim mi? Şimdi ordu gelmiş trilyonlarca lira, bugün parasıyla arkadaşlar, milyonlarca liralık mal getirmiş. İnsanlara dağıtacak. Efendimiz de diyor ki daha önemlisini söyleyeyim mi sana? Biz nasıl yapalım bunu, nasıl güncelleyelim? Babası oğluna ne alsın? Maserati alsın, tamam mı? Son modelinde. Seviniyor çocuk mesela. Mahalledeki hocası da diyor ki sana daha güzel bir şey söyleyeyim mi? Söyle hocam ne var? Yoksa yeni bir aksesuar falan mı takmamız lazım buna? Şöyle mi olmasın? Efendimiz de diyor ki sen bir camiye gidersin, sabah namazını kılarsın, kerahet vaktini de orada zikirle geçirirsin, kalkıp 2 rekat işrak namazını kılar evine gidersin. Ondan daha büyüktür bu diyor. Aha hocam neden bahsediyor Allah'ın sözü? Git başımdan sen. Her şeyi dine getiriyorsun sen de diyorlar ya. Ne konuşsak ucunu dine bağlıyorsun sen. Diyorlar. Bunu çok diyorlar arkadaşlar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu demiş. Her şeyden daha kıymetli bir şey. Şimdi bunu duyduk mu? Duyduk. Bugün sabah namazında tektim burada. Allah'tan namazın yarısında bir adam geldi falan da yetişti de. Öyle kıldık yani.
Evet. Dedik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı şimdi nasıl ihya ederiz onu konuşuyoruz. Geçmiş günahların affedildiği bir ay diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka da söylediğimiz gibi. Kim inanarak, buranın altını çiziyorum, inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek. İnançta problem olmayacak ve ihlasta, samimiyette problem olmayacak. Kim imanlı ve ihlaslı olarak karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Geçmiş günahları bağışlanır. Demek ki biz geçmiş günahlarımızın bağışlanmasını bir müşteriyi daha kazanmak kadar istemiyoruz. İstemiyoruz abi. Yani istemiyoruz arkadaşlar. İstesek böyle olmazdı. Evet inanıyoruz, doğrudur diyoruz, evet böyledir diyoruz ama yapmıyoruz. Yapmıyoruz. İnanmakla ilgili bir iki şey anlatacağım size burada bir hadisten sonra. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse, ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Önce neyi kazandırıyor onu bir düşünmek lazım. Yani neyi kazandırıyor? 50 yıllık günahın var ya onu sıfıra indiriyor. 30 yıllık günahın var ya sıfıra indiriyor. Kulakları hariç. Filanca zamandır 15 yıllık günahın var ya sıfıra iniyor. Allah bağışlıyor. Şimdi buna inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz onu konuşalım. Bakın. İnanan bir adamdan bahsedeyim sahabe-i kiramdan. Bedir Savaşı'nda. Bak biz de Peygamber Efendimiz'in sözünü dinledik. Avf bin Haris radıyallahu anh da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü dinledik. Aynısı aynı peygamberden farklı olsa da sözünü dinledik. Şimdi o duyduğu söze karşılık yaptığına bakacağız. Bizim de Peygamber Efendimiz'den duyduğumuza karşılık yaptığımıza bakacağız. Bedir Savaşı, düşman karşıda ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bir konuşma yapıyor. Anlatıyor ona cihadın faziletini. En sonunda da diyor ki bugün şehit olana Firdevs hazırlanmış bekliyor. Firdevs cennetlerin üstünde. Avf bin Haris de gidiyor diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi diyor ben burada ölürsem cennete mi gideceğim? Şimdi ölürsem hemen gidecek miyim? Evet diyor gideceksin. Başlıyor savaşmaya. Savaşın bir yerinde ya yoruluyor ya da ondan sonra savaş başlayana kadar belki de bilemiyorum. Savaşta güçlenmek için elinde hurma almış hurmaları yiyor. Savaşacak şimdi efor sarf edecek yani. Onu yerken diyor ki sen ne yapıyorsun diyor Haris kendi kendine. Peygamber cennet dedi sen bu oturmuş burada hurma yiyorsun Allah senin iyiliğini versin diyor. Benim bu kadar da vaktim yoktu atıyor gidiyor şehit oluyor. Bunu bildiğimiz olay tekrar yeni bir olay olarak anlatmıyorum. Ama burada neye bakacağız? Şu insanın inanmışlığına bir bakar mısınız? Ya bu inanmışlık nerede bizde ya? Hani ya? Ne kadar konuşsak caminin dışında gene her şey bitiyor. Kusura bakmayın. Caminin dışına çıkınca her şey bitiyor. İnşallah caminin dışında kılan arkadaşlar duyuyordur bizi. Yani en azından oraya kadar uzansın. Şimdi orada da namaz kılıyorlar ya. İş yerine gitti mi her şey bitiyor. Yine arkadaşlar sahabenin bir tanesi az önceki ismi bu arada yanlış vermişim. O Ümeyr bin Humam radıyallahu anh'tı az önceki. Şimdiki anlatacağım Avf bin Haris radıyallahu anh. O da gitmiş aynı savaşta diyor ki ya Resulallah ben bugün Rabbimi nasıl razı ederim? Soruyor Efendimiz'e. Nasıl razı edelim? O da diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam dileklerin yoruluncaya kadar kılıç sallarsın Allah senden razı olur. Bu mu? Bu. Zırhını çıkarıyor savaşta. Çünkü zırhım olursa diyor kıvrak davranamam. Zırhını çıkarıyor ve ölünceye kadar şehit oluncaya kadar orada savaşıyor. Tek bir sözle. Bak tek bir söz. Öyle miydi?
Ya bu kadar az şey, bu kadar şey olur mu falan. Ya evde çocuklar var. Öyle bir şey yok. Şimdi sevgili kardeşlerim, onlara cennet vaat eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere diyor ki: ümmetim, 4 gün sonra Ramazan geliyor. Ve bu Ramazan hususunda dikkatli olun. Sizi düşünüyorum, sizi seviyorum. Bu yüzden size anlatıyorum diyor. Bakın, geçmiş günahlarınızı Allah affedecek, çok dikkatli olun bu ayda. Orucunuzu tutun, teravihlerinizi bırakmayın, sünnetlerinizi kılın, fakir fukarayı doyurun, Allah'ı çok zikredin, cehennemden kurtulmak için Allah'a dua edin. Özellikle son 10 günde de Kadir Gecesi'ni şiddetle arayın, aman ha bu ganimeti kaçırmayın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim onun şefaatine nail olmayı bize nasip eylesin. Konuştuklarımızda amel etmeyi Allah'ın bizi koruyarak bizlere nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.